Arkadaşlar merhaba, hoş geldiniz tekrar kanalıma. Bildiğiniz gibi en son içeriğimizde YouTube için Camtasia Studio ile video yaratmıştık. Şimdi bugün ise YouTube'da bu videoları paylaşacağız. Evet, YouTube'da video paylaşmanın iki tane yöntemi var temel olarak. Eğer ki zaten bir Gmail, Google hesabınız varsa YouTube'a girdikten sonra kanalın hemen sağ üst tarafında bir kamera sembolü çıkacak. Buna bastıktan sonra Upload Video düğmesine tıkladıktan sonra videonuzu yükleyebilirsiniz. Tamam, ama şimdi bu sizin adınızı ve soyadınızı temsil eden ya da Google'daki hesap adınız her neyse bunu temsil eden bir kanal olacak. Peki kendin farklı bir isme, farklı bir markaya yönelik bir kanal yaratmak istersen bunu nasıl yapacaksın? İstersen şimdi de onu görelim. Şimdi bunun için YouTube'un ana sayfasının sağında bulunan ikonunuzu ya da resminizi tıkladığınız zaman kanalım, ücretli üyelikler, YouTube gibi çeşitli menüler açılıyor. Bunun içerisinden ayarlar menüsünü tıklayabilirsiniz. Ardından açılan sayfada ki kısımda hemen resminizin altında yeni kanal oluşturun sekmesi bulunuyor. Bu yeni kanal oluşturun sekmesine tıklayarak kendi adınızdan farklı bir ada sahip olan kanal açabilir ve daha sonra video yükle. Az önce söylediğim teknikle video yükleyerek devam edebilirsiniz. Şimdi ben kendi adım üzerine kurulu kanal zaten. Bunun için hemen yukarıdaki kamera sembolünü tıklıyorum. Video yükle ikonunu tıklıyorum ve devam ediyorum. Evet. Şimdi gördüğünüz gibi ekranımız geldi. Burada yüklenecek dosyaları seçin diyor. Bu yüklenecek dosyaları seçtikten sonra bir dosya menüsü açılacak. Burada bilgisayarınızı da hangi konuma eklediyseniz videonuzu buradan dosyanızı seçerek yüklemeye başlayabilirsiniz. Evet, zaten işin bu kısmı kolay. Bundan sonrası biraz daha çetrefilli. Yükleme aşaması gerçekleştiğinde 3 tane gördüğünüz gibi bir çerçeve çıkıyor. Bu videonun başlığı, videonun açıklaması ve etiketler kısmı. Burada örneğin ben drone üzerine video yüklüyorum, ama örneğin drone ile ilgili anahtar kelime planlayıcısında Google Trendler'de en çok aratılan kelimeleri takip ederek buna göre etiketler oluşturmanızda fayda var. Özellikle etiketle başlık arasında, hatta açıklamalar arasında bir uyum olması lazım. Örneğin drone etiketini kullanıyorsanız başlığınızda da drone olması daha kolay yükselmenizi sağlayacaktır listelemelerde. Tabi daha doğrusu renklenme diyelim, sıralama diyelim. Açıklamalarda da yine drone üzerine video çekiyorsanız yine drone ile ilgili çeşitli açıklamalar, hatta markaya yönelik açıklamalarda bulunmakta fayda var. Tabii ki sadece başlık, içerik, etiketler, açıklamalar değil, aynı zamanda videonun aldığı etkileşim oranları da çok önemli. Videolarınız ne kadar çok like, dislike veya yorum alırsa YouTube içeriği daha çok ön plana çıkaracaktır. Şimdi buradan devam edelim. Başka bir konu daha var. Evet, bu temel bilgilerin hemen yanında çeviriler menüsü mevcut. Burada eğer ki bir altyazı eklenecekse videonuza, bunun ayarlarını buradan yapabilirsiniz. Bir sonraki menü ise gelişmiş ayarlar. Burada video dilini seçebilirsiniz. Aynı zamanda videonuzun kategorilerini seçebilirsiniz. Bu kategoriler alanında neler var? Genellikle film, animasyon, otomobil, araçlar, müzik, nasıl yapılır, stil, eğlence vesaire. Bildiğim kadarıyla YouTube en çok eğlence videolarıyla, genellikle eğitim videolarını daha sık ön plana çıkarmakta. Bunu da size ilave olarak söylemek istedim. Evet, bu konuda başka söyleyeceğim bir şeyler var mı diye bakıyorum. Yani şu an, bu arada arkadaşlar, videonun hemen yüklendiği satıra bakacak olursanız yaklaşık 7 dakika kaldı diyor ve yanında bir çarpı işareti var. Bu çarpı işaretine bastığınız anda kaydı tamamen durdurursunuz. Video yüklemesini iptal edebilirsiniz. Eğer ki yapmak istediğiniz farklı bir değişiklik varsa içerikle ilgili, bunları da sizinle paylaşmış olayım. Evet arkadaşlar, bir sonraki videonun konusu da sürpriz olsun bakalım. Muhtemelen
kurs oluşturma ile ilgili bir video olacaktır. Şimdilik aklımda başka bir şey yok, ancak yine de eğer ki senin sormak istediğin bir şeyler varsa gerek YouTube'a içerik yüklemek ya da kurs, online kurs oluşturmakla ilgili bu soruları bu videonun altına alabilirim. Bir sonraki videoda da bununla ilgili bir bölüm çekebiliriz. İzlediğin için teşekkür ederim. Görüşmek üzere, hoşça kal.